Oh. Öncelikle diziyi anlatmadan bir şey demek istiyorum. Ve bu diyeceğim şeye ben bile inanamıyorum. Sonunda bir yerli televizyon dizisinden spoiler verebileceğim. Deccal mi o? Bir çık bak bakayım güneş batıdan mı doğmuş. Yargı Böyle Hasan Karaca filmi gibi anlattığıma bakmayın. Bu dizi yaklaşık 3 yıldır bu kanalda incelemesini yaptığım bütün diziler arasında. Yanlışım varsa düzeltin. Spoiler verebileceğim ilk televizyon dizisi olacak. Yani düşünün, birbirinin aynı bütün televizyon dizilerinin en sonunu bile söyleyip spoiler veremeyen ben bu sefer verebileceğim. Bu video bitmesin be. He? Az sonra söyleyeceğim her şeyden bağımsız olarak bu dizide emeği geçen herkesi tebrik etmek istiyorum. Yok anam ben olmuşum spoiler. İki buçuk saat dizi izleyeceğimi gider yeni bir meslek öğrenirim derseniz ki diyeceğinizi hiç zannetmiyorum. Buyurun ben devam edeyim. Dizi bir kağıt toplayıcısının içinde ceset olan bir bavulu çöp konteynerından bulmasıyla başlıyor. Ve başrol savcımız da olay yerine gidip incelemelerde bulunuyor. Ama incelemede bu. Diğer polislerle birlikte Vinç izleyen esnaf gibi bavulu izliyorlar. Savcı herhalde uzaktan eğitimle savcı olmuş derken bir de diyorlar ki, yaş aralığını kestirebilsek, teşhis için birilerini çağıracağız ama. Zannediyorsunuz ki ceset tanınmaz halde ama polisin yaş aralığını kestiremediği kız da bu. Ama savcımız Yaman o esnaya kadar oradaki o kadar adam çöpün içine bakmamış. Savcımız baktığı gibi çöpün içindeki banka kartını görüyor. Peki o kart kimin çıkıyor? Cinayet bürodaki bir emniyet amirinin Peki o kim? Savcımızın babası. Öldürülen kızın üstünde kimin kıyafeti var? Savcımızın kardeşinin. Peki öldürülen kız kim? Savcının İşte o kısım spoiler'lı olan kısım. Neyse baba da öyle bir amir ki ben o kartı küçük oğlana verdiydim deyince tamam o zaman deyip küçük oğlanı nezarete atıyorlar. Ve baba savcı olan oğluna bize bir avukat bul deyince savcımız da doğal olarak tanıdığı en güzel kızı seçiyor. Çünkü zinhar dizimiz izlenmeyebilir. Savcı daha önce izinsiz ses kaydını aldığı için nezarete attırdığı avukata gidip bizim avukatımız olursan senden şikayetçi olmam diyor. Kız da kabul ediyor ve çocuğun avukatı oluyor. Bu arada kızımız sadece avukat değil aynı zamanda Sherlock Holmes'ün çağlayan şubesi. Daha ilk kez gittiği evde sormadan tuvaleti hatta aramadan çat diye küçük oğlanın zulasını bulabiliyor. Oo hoşuma gitti. Neyse gelelim esas mevzuya. Avukat kızımızın bir de 20 yaşında bir kız kardeşi var. O da Mervelere ders çalışmaya gitmiş. Bu arada şaka değil ki ben zaten başkasının şakasını yapmam. Kız gerçekten Merve adındaki bir arkadaşına ders çalışmaya gitmiş. Ya kurban olayım. Artık memlekette Mervelere ders çalışmaya gitmek gibi bir kalıbı geçtim. Mervelere ders çalışmaya gidiyorum, çizmesi bile var. Hadi kız ders çalışmaya gitti de acaba Merve'yi mi değiştirseydik? Ha Merve'ler kusura bakmasın ne olur bu benim oluşturduğum bir algı değil. Ama dizideki Merve nasıl bir güven verdiyse iki gündür eve gelmeyen ve ders çalışmaya gittiğini söyleyen kızı kimse ne yapıyorsun iyi misin diye aramıyor. Ve olay yerinde cesedin yüzüne bakmayan savcımız da kimlik açıklanınca kimmiş acaba deyip gidip Kızın yüzüne bakıyor. Evet, başrol kızımızda adli tıp'a gitsin diye yapılan bu manasız hareketten de anlıyoruz ki meğer ölen kız başrol kızımızın kardeşiymiş. Ama avukat kız bu çocuğun yapmadığına inanıyor ve olayın içinde kalmak için gerçek katili bulmak adına kardeşinin katil zanlısının avukatlığını yapmaya devam ediyor. Ha bu arada Merve'yi de merkeze götürüyorlar merak etmeyin. Diyorlar ki arkadaşın öldü ama Mervelerde o kadar çok ders çalışılmış ki artık algılamıyor. Ceylin abla ne oluyor? Hadi devam edin hadi. Ama işi şakası bir tarafa dizi her bölümde sizi başka bir karakterden şüphelendirip izlettirmeyi başarıyor. İşte buyurun size ilk 5 bölümde katil olabilir diye şüphelendiğiniz kişiler. Savcının kardeşi, savcının babası, avukatın eniştesi, babası, arkadaşı, ablası, ablasının kızı, amcasının kızı ve hatta mahalledeki balıkçı. işte hmm, işte sütçü, tüpçü. Her bölümün sonunda he? kesin katil bu diyorsunuz ama sonraki bölüm bir başkası çıkıyor. Sonunun düğünle biteceğini bildiğimiz milyon tane diziden sonra lükse bak. Hatta 5. bölümün sonunda katil açıklıyorlar da siz de diyorsunuz ki. Hı, tabii tabii. Olur. E, bir dakika o kadar şüpheli varken içeri atılan oğlan ne yapıyor derseniz? ha Ne yapsın garibim? Herkes birinin bir şey çıkıyor ya. Koğuş arkadaşı da babasının hapse attırdığı adam çıkmasın mı? İşte o savcının kardeşi hapishanede bıçaklanıp ölüm kalım mücadelesi veriyor ama bakın bunu duyan başrolümüz nasıl tepki veriyor? Çınarı yaraladılar ya cezaevinde. Aa, bak ya. Bunu bir de şöyle deneyelim. Dolar 10 lira olmuş. Aa, bak ya. Ha? bak bu tam oldu. Yani böyle bir şaşırma var ama sahte. Bir daha deneyelim mi? Çünkü bunun kademeleri var ya. Dolar 15 lira olmuş. Oha! Dolar 20 lira olmuş. Ha! Ama şimdi Murat o kadar sahne anlattın hala bir öpüşme sahnesi yok. Dizinin YouTube kanalı nereden ekmek yiyor derseniz ki bu cümle bütün sektörün özetidir. Dizinin tükürükten reyting damıtmaya ihtiyacı yok diyeceğim de cümle bir garip oldu. Ama ille de sıcak temas isterim derseniz savcının avukatın sırtına sakladığı delili almasını verebilirim ben size. <laughs> Yemin ediyorum Tibet'e gitsem, inek çanları eşliğinde dağlara bakarak 40 yıl düşünsem, bir savcının, bir avukatın sırtından çıkarttığı diş fırçasıyla sıcak temas olabileceği aklımın ucundan geçmezdi. Evet, tek sıcak temas buysa koca iki buçuk saat nasıl mı geçiyor? Göstereyim ben size. Aa lütfen. Sürekli yerli dizileri atlayarak seyrediyorsunuz. O atladığınız yerleri ben seyrediyorum. Şimdi siz de izleyeceksiniz. Öyle mızıkçılık yok. Buyurun işte o iki buçuk saat böyle geçiyor. Çünkü çok kendime kızgınım. <laughs> Söyle bana ne oldu? Yok sonu sendin kaldım yine yarım adam Sevdim diye tanımadan Seven atlatıyor cehennem tepesinden Tabi ne yapsınlar yani dizinin süresini geçirebilmek için bir sürü klip yapıyorlar ama az önceki şarkıyı henüz kullanmadılar. Bahadır Tatlıöz arkadaşım da bana telif göndermez diye onu kullandım. Bu arada şaka bir tarafa o şarkının gerçekten çok özel bir hikayesi var. Bahadır'ın babası rahmetli olduğu günün gecesinde odaya girip sabaha kadar yazıp çizdiği ve söylediği bir şarkı. Zaten siz de şarkıyı dinlerseniz o derin hissiyatı anlarsınız. Linki de açıklama kısmına bıraktım belki de benden gidip bir selam söylersiniz. Yani özetle ne oldu? Gündüz kuşağında her gün bol reyting yapan cinayetlerin hazır kitlesi varken üzerine bir de ekstra acı eklendi, dizi oldu. Ama en azından bu gündüz kuşaklarını düşünürsek işin daha etik olan tarafı oldu. Ya Hamlet yok mu Hamlet? Ha, William Shakespeare'in Hamlet'i. Bu ülkede o bile olmak ya da olmamak ikileminin cevabını Müge Anlı'da arıyor. Valla bildiğiniz William Shakespeare'in Hamlet'ini Türkiye'de diziye uyarladık. Hamlet'in amcası Müge Anlı'ya çıktı. Kapat. Kapat.